Parakende yasası toplumun refah, huzur içerisinde alışveriş sistemini yaptı. Türkiye Esnaflar ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, parakende yasası olarak bilinen 6585 sayılı parakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanuna ilişkin görüşlerini aktardı. Çoğulcu bir zihniyet gelişecek. Dolayısıyla enflasyon ateş. Genel Başkan Palandöken, Döken, parakende yasasının toplumun refah ve huzur içerisinde alışverişin yapılması için gerekli olduğunu belirtti. Ayı tüketici noktasında da düzenlemenin gelmesine etkin olacak. Dolayısıyla kafanıza göre fiyatları indirip yükseltemeyeceksiniz. Rekabet ortamı oluşacak. Dolayısıyla e, ürünün kalitesi, ürünün çıktığı menşeden son nihai tüketiciye kadar otokontrol olacak. Hem sağlıklı, hem sıhhatli, hem de ucuz fiyata rekabet edilir bir piyasada ürünleri veya hizmet sektörünün vermiş olduğu hizmeti değerlendirilecek. Parakende yasasının esas önemi toplumdaki enflasyonun yükselmesine etken olan tekenci belki de on binlerce iş yeriyle rekade, rekabet edemeyen esnaf olacak. Bildiğiniz üzere halkın bildiği gibi sadece o semtte pazar varsa fiyatları düşürüp onu mağdur ettikten sonra ertesi gün fiyatlarını 5 katına çıkarılmasına engel olacak. Ne olacak? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Palandöken, para kendi yasasının işletmeler için olmazsa olmaz olmasının yanı sıra tüketicisi noktasında düzenlenmenin gelmesine nihai noktası olacağını ifade etti. Yoksa trafiğe çıkamazsınız. Bu para kendi yasası olmasa olmazı. Dolayısıyla birçok işyerlerinin gelişememesi, birçok işyerlerinin büyüyememesini, genç müteşebbis insanların ticaret yapamamasının önündeki en büyük engel. Niye? Çünkü piyasa otokontrolünü sağlayamıyor. Parakende yasası olmadığı için her şeyi ben yaparım diyor. Aslında duvar ustası duvar yapar. Sıvacı üstünü sıvar. Marangoz efendim işte aynı şeyi yapar. Dolayısıyla ticaretteki kuralların belirlenmesinde etkin olmasında ahilik kültürünün geleneği. Yoksa hiç ticaretten anlamayan ancak parası olup stok veya işte stokla birlikte e, üretim mekanizmalarını ele geçirip tekelci bir pazar oluşturmaya gayret edilmesine. Halbuki Türkiye'de 2,5 milyona yakın esnaf var. Bir o kadar kobiler ve ticaret erbabı var. Aslında bütün kanalları tıkayan bir haksız rekabet var. Dolayısıyla her zaman şikayet ettiğimiz konu artık meclisin gündeminde atıl kalmamalı. Bir an evvel parakende yasasının kuralları belirlenmedi, işyerlerinin standartı belirlenmeli, mağaza sayılarına sınırlanma getirilmeli ve çoğulcu bir esnaf teşkilatının veya çarşısının pazarının oluşmasını sağlaması lazım. Yoksa her şey bir kişinin olur, ama öbür taraf mağdur olur. Ama bunda 84 milyonun önemli arz edip beklediği fiyat istikrarı. Nasıl olacak? Nasıl müdahale edeceksiniz? Her yere bir kolluk kuvveti koyması mümkün değil. Yani.